Evet canlarım, tekrar beraberiz. İnanın sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yani ne zaman moralim bozuk ise sizlerle bir araya gelince moralim hızla düzelmeye başlıyor. Ve insanın dolayısıyla da benim içim sevgi doluyor çocuklar. Hepinize günaydın. Hepinize tekrar merhaba. Dedikten sonra canlarım, sevgili yurttaşlarım, dostlarım. Bugün iki konuğumuz var. Birisi yine sizlerin arasından olan 12 yaşındaki bir arkadaşınız. Adı Mert Yaylalı. Evet, şu anda görüyorsunuz ekranınızda. Mert, hoş geldin yavrucuğum. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Mert az önce dedi ki biraz heyecanlıyım. Sen dedin merak etme, biraz sonra yavaş yavaş alıştıkça o heyecanın kaybolur. Bu da normal tabii, heyecan duyulması. Ben de ilk programlarımı yaparken ki herkes duyar Mert. Rahat ol. Heyecan aslında kötü bir şey de değildir. Heyecan aslında bir şeyleri daha güzel yapmanın, yapma çabasının ürünü olan bir şeydir. Ve de diğer konuğumuz bir abiniz. Efendim abiniz Kaan Batuhan Sayrık. Evet. Doğru oldu değil mi Kaan? Evet, doğru oldu. Kaan abiniz de Akdeniz Üniversitesi'nde bilgisayar programcılığı okuyor. Bize gitarıyla şarkılar çalıp söyleyecek. Ama gitardan çok Kaan davulcu. Aynen. Gümbede güm güm değil mi? Evet. Ama tabii burada davul. Zaten davul tek başına çalışacak, çalınacak bir enstrüman değil. Onunla beraber çalıp söylemeyi hiç denedin mi Batuhan? Kaan. Yok, söylemeyi istemem. Sürekli çaldım. Bu nasıl bir şey olur acaba? Davulla çalıyorsun ve söylüyorsun. Şu an aklıma geldi. Şu an davulla çalıp söylemek zor biraz. Zor mu? Aynen. Zor mu? Hiç bunu deneyen oldu mu? Deneyen oldu çok. Öyle mi? Aynen. Tutmadı mı yani? Olmadı mı? Oldu. Olanlar da oldu. Var. Başarılı olanlar da var değil mi? Aynen. Ben hiç, inan bana, böyle bir örnek bugüne kadar dinleyemedim. Denk gelmedi demek ki. Ama şimdi merak etmeye başladım. Hemen de aklıma geldi. Yani davulcu hem davulunu çalacak hem de söyleyecek. Tabii bir taraftan zile vuracak, bir taraftan davulu çalacak, bir taraftan ayağını idare edecek, bir taraftan ağzını idare edecek. Aklıma gelirse, unutmazsam hakikaten eve döner dönmez internetten bunu arayamaya çalışacağım. Herhalde davulcu şarkı falan diye bir şeyler yazarsak aynen, çıkar değil mi? Çıkar. Evet canlarım. Sen de hoş geldin. Sevgili Kaan. Teşekkür ediyorum hem Mert'e hem Kaan sana. Geldiğiniz için. Konuğum olduğunuz için. Canlarım. Şimdi çocuklar. Gene tabii ki bu haftada belki evet hayır yarışmamızla kahkaha yarışmamız da olacak. Katılırsanız. Onun için belki dedim. Belki de Mert'le yapacağız. Hem kahkaha atmayı denemesini, atma denemesini hem de evet hayır oyununu. Az sonra bunların ne olduğunu Mert sana da anlatacağım. Ancak asıl konumuza geçmeden önce bu hafta da bir mantık sorumuz var. Çocuklar, neden her hafta bir tane mantık sorusu soruyorum? Düşünmeniz için, düşünmeye daha çok alışmanız için. Geçen hafta da söyledim. Çünkü her şey beyinde başlıyor. Düşünmekle başlıyor. Bütün icatlar, buluşlar, eserler, her şey. Ya çarşıya, pazara alışveriş için gideceksek dahi ne yapıyoruz? Önce düşünüyoruz değil mi? Şuraya uğrarım, buraya uğrarım. Orada bulamazsam şurada bulabilirim. Şuradan giderim, buradan gelirim. İşte bunlar dahi düşünmektir. Ama bir de daha böyle ciddi konular üzerinde düşünmek vardır. İşte mantık sorusu bunlardan birisi. Geçen hafta ki mantık sorumuza doğru cevap alamamıştım. Onu önce tekrarlamak istiyorum ve de cevabını vermek istiyorum. Ondan sonra da asıl mantık sorumuz ekranda gelecek zaten. Geçen haftaki mantık sorumuz şuydu. Yani bu cümlenin içindeki mantıksızlığı bulmak. Mert.
Tamam mı yavrucuğum? Okuyorum cümleyi. Ahmet'le ilk defa dün tanıştım. Ne söyleyeceğim bir şey var mı? Şey... Ahmet'le ilk defa dün tanıştım. Mantıksızlık nedir? Zaten dün tanışmış ilk defa şey bulamadım. Evet buldu. Bravo. Buldun yavrucuğum. Buldun. Zaten dediğin anda zaten bulmuş oluyorsun. Neden? Bakın çocuklar. Bravo. Hem de çok, hiç zaman kaybetmeden. Peki neden bunun, şimdi buldun mantıksızlığı ama bunun gerekçesini anlatmakta zorlandın. Evet. Birazcık heyecanlıyım da. Biraz da heyecanlısın. Biraz ondan zannediyorum. Biraz da şundan mı oluyor acaba? Türkçemiz mi yetmiyor? Acaba daha mı çok kitap okumalıyız? Ya ben kitap okuyorum da genellikle çizgi roman okurum ben. Çizgi roman. Tabii onu da okuyacağız. Tabii ki ben de okudum çocukluğumda. Hatta gençliğimde dahi okudum. Birçoğumuz okudu. Onun dışında da kitaplar okursak. Yani kullandığımız kelime sayısı, zenginliği, dağarcığımız yani ne kadar zenginleşirse, büyürse... Tabii ki meramımızı yani söylemek istediklerimizi de o kadar kolay anlatırız. Şimdi şunu söyledi Mert çocuklar. Cümlemizdeydi. Ahmet'le ilk defa dün tanıştım. Zaten tanışmış diyor. Bunun yani ilki, ikincisi, üçüncüsü mü olur? İnsan değil mi? Bir insanlar bir defa tanışır. Ben mesela ben diyelim ki Mert'le üçüncü defa tanıştım. Ne kadar komik. Değil mi? Dolayısıyla Ahmet'le ilk defa dün tanıştım cümlesinde korkunç bir mantıksızlık, saçmalık. Hatta söylüyorum o kelimeyi kullanıyorum Mert. Salaklık var. Böyle laf olur mu canım? Ve bunları da her zaman söylediğim gibi bazı cümleleri köşe yazılarından, bazılarını kitaplardan, bazılarını da televizyonlarda tartışmakta olan evet bir işaret aldım, işaret mi aldım? Beyzullah. Efendim? Ama bu kamerada mıyım? Ah. Neyse. Evet bu kameradaymışız. Deminden beri çapraz konuşuyormuşum. Düzelttik. Şu anda size bakıyorum. Siz de bana bakıyorsunuz. Evet. O televizyon tartışmalarındaki ağızlardan çıkan cümlelerden alıyorum. Bu da onlardan biri. Ve işte 12 yaşındaki Mert yaylalı evvelallah anında küp dedi mantıksızlığı yakaladı. Şimdi bu haftaki mantık sorumuza geliyoruz. Ekranınıza da gelecek. Soru cümle şu. Ve geldi ekranınıza. Okuyorum. Dükkanın birinde ekmek bedava satılıyordu. Dükkanın birinde ekmek bedava satılıyordu. Bu cümledeki mantıksızlık nedir? Çaktın mı? Mert bir saniye. Belki telefonla katılmak isteyenler olur. Onlara bırakalım bu hakkı. Ben senin bunu da bileceğine inanıyorum. Yüzündeki ifadeden aynen onu okudum. Ama programın sonuna doğru. Eğer bilen çıkmazsa, yahut olur ya katılan çıkmazsa programımıza. Canlı yayındayız çünkü çocuklar. Canlı yayın, canlı bir yayın. Bakın Salim amcanız sizlerle birlikte olduğu için ne kadar canlı. Biz canlıyız, programımız canlı. Değil mi Mert? Canım benim. Dolayısıyla sonuna doğru olur da ben... Bir doğru cevap gelmezse Mert, tamam mı yavrucuğum? Ben unutabilirim belki neyi? Bu sorunu, bu sefer cevabını senden almayı. De ki bana Salim amca mantık sorusu vardı, gelen cevap olmadı, ya doğru cevap gelmedi. Ben söyleyebilir miyim? Doğru cevabı diyeceksin. Anlaştık mı? Anladım. Tamam canım benim. Şimdi çocuklar, çok fazla sözü uzatmadan... pardon. Sabah. Bir şeyler dinleyelim istiyorum. Dinleyelim. Değil mi Kaan? Şimdi hangi parçayı çalıp söyleyeceksin bize? Sözlerimi geri alamam söyleyeyim. Sözlerimi geri alamam. Değil mi? Verilen söz geri alınır mı ya? Alınmaz. Bak bunu şarkıya da dökmüşler. Kimindi bu parça? Bulsuz Gözüm. Bu ha? Sözlerimi geri alamam falan diyordu. Güzeldi bir parça. Bir versiyon da var. Onları da söyleyeyim. Efendim? Birkaç farklı versiyon. Ha onları da sırasıyla söyleyeceğiz. Evet şimdi... Kaan abinizi dinliyoruz. Müzik
sözlerimi geri alamam. Yazdığımı yeniden yazamam. Çaldığımı baştan çalamam. Bir daha geri dönemem. Akıyorsa gözyaşım kırmasın. Coşup seven gönlümse durmasın. Dost bildik anıların çağırmasın. Bir daha geri dönemem. Hiçbir kere hayat bayram olmadı ya da ne bileyim böyle her nefes alışımız bayram gibiydi sanki. Bir umut da yaşatan insanı aldım elime gitarı. Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana, kol bostancı döneyim, yemesin lahanayı. Daracık maracık sokaklar, kızlar misket yuvarlar, kızlara koca vermiyor, kocaman kocaman kadınlar. Sözlerimi geri alamam. Yazdığımı yeniden yazamam. Çaldığımı baştan çalamam. Bir daha geri dönemem. Akıyorsa gözyaşım kurumasın. Coşup seven gönlümse durmasın. Dost bildik anılarım çağırmasın. Bir daha geri dönemem. Hiçbir kere hayat bayram olmadı ya da her nefes alışımız bayramdı. Bir umutla yaşatan insanı aldım elime gitarı. Teşekkür ederim. Ama gayet iyisin. Demek ki davulda daha asıl sen davulcusun. Aynen. Yani bu senin için tarihi dediğimiz yani ikinci derecede olan bir meşguliyet diyelim ya da sanat dalı. Kutluyorum. Şimdi çocuklar az önce galiba onu unuttum ben Mert. Şimdi mantık sorusunu doğru cevap sorusuna doğru cevabı veren ne kazanıyor idi? Bir kitap kazanıyor idi. Salim amcanızdan başka bir şey kazanamazsınız. O kitaplar da kendi yazdığımız kitaplar. Bir diziden çıkan kitaplardan bir tanesini sen şimdi ödül olarak az önceki soruma mantık sorusuna doğru cevap vererek kazanmış oldun. Yani diğer soruya da eğer daha sonra gelecek olan soruya da tekrar gelecek olan soruya da doğru cevap verirsen iki tane kitap kazanmış olacaksın. Ama ben yanımda getirdim bir tane kitap. Bir tanesini de ödünç olarak bende kalacak daha sonra. İkinci bir kitabı da sana vereceğim. Ama okuma şartıyla. Neyse ben sizlere alın koyun rafa diye ödül olarak veriyor falan değilim. Ha nedir bugünkü ödül olan kitabımız? Gene Nasıl Büyük İnsan Oldular adlı diziden çıkmış olan Mehmet Akif Ersoy. Şu anda ekranınızda görüyoruz. Mehmet Akif Ersoy. Evet. Acaba Mehmet Akif Ersoy nasıl Mehmet Akif Ersoy oldu? İstiklal Marşımızın şairi, büyük şair. Büyük insanlarımızdan bir tanesi. Ve Çanakkale şiiri de var onun bir de. Mert, muhteşem. Bunu biz bir öykü şeklinde anlatıyoruz Mert biliyor musun? Yani hayatını öyküleştirdik eşimle beraber. Eşim Sevinç Koçak'la beraber. Dolayısıyla bu haftaki ödülümüz de Mehmet Akif Ersoy. Şimdi çocuklar. Ben ekranınıza, sen de buradaki ekrandan göreceksin zaten Mert. Bir fotoğraf getirmek istiyorum. Her hafta yaptığımız gibi. Bu fotoğraf Atatürk'ün çocuk bir çocukla veya çocuklarla çekilmiş fotoğraflarından bir tanesi. Şimdi sizden şunu istiyorum. Mert senden de yavrucuğum. Acaba az sonra göreceğin fotoğraf da fotoğraf sana ne anlatıyor? Yani Atatürk'ün çocuğa bakışı açısından düşüncelerin nedir? Onu soracağım. Şimdi gelsin fotoğraf derken geldi fotoğraf. Görüyor musun Mert sen de? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlarım, canlarım? Şimdi
Sağ tarafta sizlere göre Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk. İstiklal Savaşımızı başlatmış, zaferle bitirmiş, bütün düşmanları ülkemizden kovmuş, devrimleri yapmış, cumhuriyeti ilan etmiş ve bugünkü Türkiye'yi bize armağan etmiş kadronun lideri. Yani sıradan bir cumhurbaşkanı değil. Değil mi yavrucuğum? Dünyada bir sürü, onlarca cumhurbaşkanı var. Gelmiş geçmiş yüzlerce, binlerce var. Ama Atatürk böylesine farklı ve diğerlerinden çok daha büyük bir cumhurbaşkanı. Şimdi böyle bir cumhurbaşkanı ile burası gördüğünüz fotoğraftaki yer protokoldür. Devam edelim fotoğrafı göstermeye arkadaşlar. Ha. Sağ tarafta ise Başbakan İsmet İnönü. O da 1. 2. İnönü zaferlerinin muzaffer komutanı. Daha sonra cumhurbaşkanımız olmuş. Tarihe geçmiş insanlar ikisi de elbette ki. Ama aralarında kim var? Bir çocuk var. Görüyorsunuz. Herhalde 3-4 yaşında. 5 yok yani. Adı da Ülkü. Ülkü Atatürk'ün manevi değil mi? Çocuğu, evlatlığı yani. Ve o büyük insan çocuğu başbakanla kendi arasına oturttuğu yetmezmiş gibi. Mert, canım benim. Ders gösteriyor veya bir şeyler, tabi okula falan başlamış olamaz çocuk. Yani nasıl belki çizgi çizileceğini falan bir şeyler gösteriyor. Harfleri gösteriyor olabilir mesela. Efendim? Harfleri gösteriyor. Harfleri olabilir. Evet. Ha, bence de daha seninki doğru. Büyük ihtimalle harfleri gösteriyor. Yani bir çocuk düşünün ki başbakan, cumhurbaşkanı ile başbakanın arasında oturtulmuş hem de protokolde. Canlarım işte bunların daha önce de gösterdiğim fotoğrafları da kastederek söylüyorum. Buna benzeyen çok örnekler var Atatürk ve çocuk konusuyla ilgili. Mert, ne diyorsun bu fotoğrafın anlattığı hakkında? Atatürk orada çocuklara harfleri falan öğretiyor sanırım oradaki çocuğa. Tamam. Yani öyle. Ama peki sen acaba internete girsen? Diyelim ki bazı batılı, doğulu liderlerin adını yazsan, yanına da İngilizcesini veya Türkçesini de yazarak tıklasan, hiç böyle fotoğraf çıkar mı? Ben bunun araştırmasını çok yaptım. Kesinlikle böyle bir şey yok. Dünyada yok. Tarihte yok Mert. Yani çocuklar, Atatürk'ümüzün sizlere verdiği değer, gösterdiği, verdiği önem, gösterdiği ilginin yanına yaklaşan bile yok. 54 bin fotoğraf taradım bunun için. Diğerlerin adlarını yazarak, Çincesini de yazarak buldum hepsini. Rusçasını bile yazarak, Rus alfabesiyle de yazarak. Evet, buldum. Bunlar benim bildiğim şeyler değil ama Google'dan hepsi var. Buldum. Bunları da bu şekilde yazarak, görselleri de tıklayarak 54 bin fotoğraf taradım. Bunu bütün dünyanın bilmesi gerekiyor. Ama biz biliyoruz ki dünya bilse Mert, daha Türkiye bilmiyor, biliyoruz da. Canım Atatürk işte çocuklar çok seviyormuş deyip geçiyoruz. Oysa Atatürk'ün gözünde çocuk başbakanla arasına oturtacak kadar değerli. Bu fotoğrafları çok çok işte bundan sonra da gene her hafta bunlardan bir tane getirmeye devam edeceğim. Doğru yapıyorum değil mi Mert? Evet. Tabii yavrucuğum. Çünkü Atatürk'ün bu kadar değer verdiği, önem verdiği, dolayısıyla güvendiği, yetiştirmeye çalıştığı sizler de kendinize çok daha fazla güvenebilirsiniz. Atatürk ya o yaştaki bir çocuğa bile böyle davrandığına göre, hele hele sizin yaştakilere, gerek anne babalarımız, gerekse diğer büyüklerimiz ve de öğretmenlerimiz de aynısını yapmalı. Ha, öyle değil mi ya? Yani bizde ise nereden girmişse içimize bu virüs, Mert'ciğim. Ne deriz? Genellikle ne deriz sizler için, büyükleriniz olarak?
Şöyle deriz canım benim. Bakınız çocuklarımız bu kadar güzelliklerle dolu. Böyle diyor, yapıyor Mert. Şunu deriz. Sen çocuksun daha, aklın ermez. Yaşın küçük, büyüdü ondan sonra konuş. Evet. Peki Atatürk ne konuşuyor? Atatürk bilmez mi? O çocuklar mutlaka almış getirmiş başbakanla İsmet İnönü'yle arasına da oturtmuş. Oraya kadar getirmiş, oradan tekrar götürecek birlikte yani sürekli. Ama Atatürk'ümüz dememiş ki ya bu çocuk evet. Ne anlar ne bilir ne arar benim yanımda yahut başbakanla benim aramda. Ben zaten böyle düşünmek kadar saçmalık ve çocuğa yapılan haksızlık düşünemiyorum Mert. Çünkü biz sizlere ne kadar dinlersek sizlerle ne kadar dostça, arkadaşça anneniz, babanız, öğretmeniniz veya bir başka büyüğünüz olarak bunları ne kadar yaparsak sizlerin yaratıcılığı da, zekası da, hayalleri de o kadar güçlenir, gelişir, büyür. Aynen. Değil mi yavrucuğum? Evet. Bu konular, daha çok dertleniyorum konular açıldığı zaman. Mert, çünkü bugüne kadar on binlerce arkadaşınla buluştum. Çeşitli illerde, ilçelerde, köylerde hatta. Ve gördüm ki sizler, evet, sevgili çocuklar, sizler, sevgili anneler, babalar, evlatlarımız harika çocuklardır. Ne müthiş zekalarına, hayallerine rastladım bilemezsiniz. Şimdi hatırladım. Yakında bu konularla ilgili olarak çıkacak olan kitabımın adı ne biliyor musun? Ne? Türkiye'nin kayıp şarkıları. Alt başlığı ne? Şu. Şu büyükler. Tabii ki büyüttüğüm büyükleri katmıyorum elbette ki. Atatürk de büyük ama elbette ki bambaşka bir büyüklük onunki. Ama genellikle sizlere karşı haksızlık yapıyoruz diye düşünüyorum. Dedikten sonra, çok mu uzattım lafı? Yok. Canım benim. Şimdi kaç dakika kaldı arkadaşlar ara vermemize acaba? 2 dakika kalmış. O zaman senin, şimdi Mert, karikatürlerini de getirdin mi Mert? Evet. Mert hem resimleri hem karikatürleriyle geldi. Zaten söylemiştim tabii ki daha önce görüşmemizde. Demiştim Mert varsa yeteneklerinle ilgili elinde bir malzeme göstermek istediğin, tanıtmak istediğin onlarla gel. Evet, onlarla geldi. Hem resimler var hem karikatürler var. Resimlerini doğrusu programdan önce gördüm. Onu sonra konuşacağız. Ama karikatürleri aklıma gelip de bir de onları göreyim demedim. Ben de burada. Ben de ilk defa göreceğim Mert. Burada çoğunlukla benim böyle 5-6 yaşlarında çizdiğim şeyler var. Öyle şimdi çizdiğim şeyleri getirmedim. Bir tek o resim defterinde şimdi çizdim. Peki niye şimdi son zamanlarda çizdiklerini getirmedin? Bulamadım. Yani çok karışık. Bakın çok önemli bir şey söyledin. Bu hatayı yapmayın çocuklar. Geçmişte bizler de yaptık. Benim de yaptığım hatalar oldu tabii ki. Ama şu çok önemli Mert yavrucuğum. Bütün ürünlerinizi, eserlerinizi... Bu resim olabilir, karikatür olabilir, bir şiir olabilir, bir öykü olabilir, el işi olabilir. Yani elinizle diyelim ki ördüğünüz bir şey olabilir. Ya çamurla yaptığınız, herhangi bir malzeme kullanarak yaptığınız, herhangi bir ürününüz, bir eseriniz olabilir. Her şey olabilir, sizin yaptığınız. Ne olursa olsun kaybetmeyin. Onları iyi koruyun. İleride çok üzülürsünüz. Çok çok üzülürsünüz. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Yazılı ve bir şey ise, yani şiirdir, öyküdür ya da işte karikatürdür, resimdir. Bir şeyi daha unutmayın Mert yavrucuğum. Mutlak suretle adınızı, soyadınızı yazın. Tarihini yazın. Bakın ne zaman üretmiş iseniz o ürünü. Artı hatta bir şey daha yazın. Ben onu geçmiş yıllarda düşünememiştim. Maalesef yaptığım bir şey değil. Ama şimdi yapmadığıma çok pişman olduğum için sizlere tavsiye ediyorum. O ürünü nerede, hangi ilde, ilçede veya köyde, kasabada üretmiş iseniz onun da adını yazın. İleride bakarsınız yıllar geçer, 30 sene, 50 sene sonra. Ben bunu demek ki işte Antalya'da yahut Antalya'nın şu ilçesinin yahut Erzurum'un, İstanbul'un neyse şurasında çizmişim der. Ve o günlere sizi götürmeyi
tekrar dönmeyi kolaylaştırmış olursunuz. Dedikten sonra işaret aldım. Bir ara veriyoruz. Çocuklar, sevgili yurttaşlarım, aradan sonra tekrar görüşmek üzere. Turizmle yatan, turizmle kalkan şehir Antalya. Her şeyden etkilenen turizm sektörü, neredeyse hayatın tüm dinamiklerini etkisi altına alıyor. Turizm sektörüne dair en objektif değerlendirmeleri ve saptamaları 2016-2017 yayın yılında Turizmin Başkentinden programında konuklarımla yapacağım samimi sohbetlerde sizlerle buluşturacağım. Zevk alacağınızı umduğum programımız Turizmin Başkentinden her salı Kanal V ekranlarında saat 21'de canlı olarak sizlerle. Kanal V izleyicileri, Radyo Box dinleyenleri, hadi yine iyisiniz. Kanal V izleyicileri ve Radyo Box dinleyenleri kazanıyor. Her gün her saat değişebilen sürpriz teklifler, inanılmaz indirimler, kaçmaz kampanyalardan sadece ve sadece Kanal V izleyicilerinin ve Radyo Box dinleyenlerinin haberi oluyor. Kanal V ve Radyo Box'a özel şehir fırsatları yüzleri güldürüyor. Yeme içmeden süpermarket alışverişine, mobilyadan giyim ürünlerine, kişisel bakım ve güzellikten sağlıklı yaşam ve fitness'e, otomotive, elektroniğe, tatil ve turizme, kitaba, kebaba, kırtasiyeye, aklınıza daha ne gelirse. Onlarca sektörden yüzlerce markanın sınırlı zaman için geçerli sürpriz şehir fırsatlarıyla indirim, kampanya, avantajlı alışveriş koşulları her an karşınıza çıkabilir. Sürpriz fırsatları kaçırmamak için Kanal V'den ve Radyo Box'tan bir an bile ayrılmayın. Tüketicilere sürpriz yapmak isteyen firmalar, siz de zaman kaybetmeden 345 45 44'ü arayın. Hemen sürprizinizi yayınlatın. Kanal V izleyen, Radyo Box dinleyen on binlerce müşterinize ulaşıp bu güzel haberi onlarla da paylaşın. Kanal V ve Radyo Box'ta indirim dolu, avantajlı alışveriş şansı dolu şehir fırsatlarını kaçırmayın. Fırsatlar her an ortaya çıkabilir. Yakalayın. Kanal V ve Radyo Box'a özel Antalya fırsatlarını www.kanalv.com.tr adresinden de takip edebilirsiniz. Zeytinyağında hiçbir kuşkuya yer vermiyor. Zeytinyağı gibi üste çıkmıyoruz. Zeytinyağında her aşamayı sizlerle paylaşıyoruz. ...15.000 dönümlük arazi üzerine kurulu 3.000 metrekare kapalı alanda 240 tonluk zeytinyağı işleme kapasitesiyle Akdeniz'in en büyük, Türkiye'nin ikinci büyük fabrikasıyla hizmetinizdeyiz. 3 fazlı kuru sıkım zeytinyağı makinelerle zeytinyağında kaçağa son diyoruz. Gelin, görün, gezin, kararı siz verin. Makasçı Özcan Zeytinyağı Fabrikası. Gözünüz arkada kalmasın. Makasçı Özcan Zeytinyağı Fabrikası, Döşeme 6, Bıyıklı Köyü, Antalya'da. Telefon 0533 926 3907. Artık gezme zamanı. İstikamet Kemer tarafıysa yakıtınızı iPad'den alın, güler yüzlü, kaliteli hizmetle tanışıp uygun fiyat avantajları sayesinde sürekli alımlarda yakıt alırken bile kâr edin. iPad, LPG'de her zaman en düşük fiyat. Çok
çarşamba akşamları Kanal V ekranlarında yayınlanan ve sizlere müzik dolu bir gece yaşatan Mehmet Koparan'la türkülerimiz bu hafta da birbirinden özel konuklarla karşınızda olacak. Mehmet Koparan'ın bu haftaki konukları Kuzu Ağaçlı Ali ile Gülay Nacar olacak. Şu garip halimden bile içmeli nazlık, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Gözümden, gönlümden düşen düşen, bu öksüz başıma göz dönüverme. Mehmet Koparan'la türkülerimiz çarşamba 21'de canlı yayında Kanal V ekranlarında. Sert bir faul, itirazlar var hakeme. Abi televizyon, internet bir arada diye aldık. İzlediğimiz maça bak. Sabaha kadar izlesek koyulmaz beyler. Langırt mı oynuyoruz kardeşim burada? Halı saha mı burası? Bak buraya. Futbolun yanında internete bulmuşsun, hala itiraz ediyorsun. İtiraz istemiyorum. İtiraz yok. İtiraz yok. Kalk abi. Kalk kalk. Siz de Dost Doğru D-Smart'a gelin. Dünyanın en değerli ligi Premier Lig, dünyanın sporu, belgesel kanalları ve çok daha fazlası limitsiz internette bir arada ayda 64 lira. Tek fiyat, net fatura D-Smart'ta. D-Smart her televizyona şart. Antalya Pehlivanlar Ocağı, Doğru Sözlü Mert İnsanlar Diyarı, Pehlivanlar Sıkı Bağlar Paçayı, Er Meydanı Kanal ve ekranlarında. Şampiyon olmuş ustalarla, güreşe dair konularla, güreş dünyasının önemli isimlerinden antrenör ve spor yazarı Gazanfer Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Er Meydanı, her pazar 19'da Kanal ve ekranlarında. Nerede kalmıştık Mert? Resimlerini göstereceğim. Evet, resimlerini göstereceğim. Ama ben diyorum ki resimlerini göstermeden önce bu sefer bir Kaan abinden değil de Atatürk hakkında yapılmış bir beste diyelim. Bir şarkı ve bir arkadaşınız. Sanıyorum senin şimdi göreceğiz. Senin yaşlarında, belki senden de mi küçüktü, şu anda tam hatırlayamadım. Bir arkadaşınızın "Ben seni hiç görmeden sevdim" adlı bir şarkısı var. Ben sizi biraz sonra dinleyeceğiz. "Ben seni hiç görmeden sevdim." Atatürk'ü kastediyor. Peki görmeden nasıl sevmiş olabilir Mert? Nesini yani, sevmiş olabilir? Mesela metinlerde yazılanları okumuş ya da ne bileyim büyüklerinden falan duymuştur. Duymuş. Nedir duyduğu? Ne olabilir duyduğu? Nesini sevmiş olabilir? Atatürk'ün yurdumuzu kurtardığı falan. Evet. Fikirleri. Aynen o. Aynen. Tabii. Çocukları sevmesi. Çocukları sevmesini sevmiş de olabilir. Evet. Güzel. O benim aklıma gelmemişti. Belki de asıl sebebi o. Bravo Mert. Tabii. Güzel. Hoşuma gitti. Şimdi dolayısıyla diyorum ki o şarkımız gelsin. "Ben seni hiç görmeden sevdim." "Ben seni hiç görmeden sevdim. Sesini hiç duymadan hissettim. Yokluğun belki de ilk hüznümdü. Atım sana kavuşmadan özledim. Varlığın dağ taş deniz ülkemde. Seninle yürürüz geleceğe.
kalbimizde. Varlığın dağ taş deniz ülkemde. Seninle yürürüz geleceğe. Çoktan gökleri yükselsem de. Senin yerin kalbimizde. Evet, senin yerin kalbimizde diyor. Tabii kalbimiz derken kalbimizin beynimizle ilişkisi var. Hem kalbimizde hem beynimizde. Sevdin mi şarkıyı? Ne diyorsun? Çok güzel söylemiş. Çok güzel. Çocuğun sesi çok güzel. Nasıl? Çocuğun sesi çok güzel. Sesi de çok güzel. Şarkı da güzel değil mi? Bir özlemi de ifade ediyor. Böyle ağır bir tempoyla söyleniyor şarkı. Bir hüzün de değil mi? Hüzün de evet. Var. Öyle hissettim. Mert. Efendim. Şimdi seninle bir evet hayır dememe oyunu oynayacağız. Evet. Biliyor musun bu oyunu? biliyorum. Hatta geçen gün oynamıştık sınıfta ama ben çıkmadım. Ha, biliyorsun. Evet. Peki belki bilmeyen arkadaşların vardı tabii değil mi şu anda ekranların başında bizi izleyen. Kısaca hatırlatalım. Türkler bir zamanlar Erkan Yolaç amcanız vardı hala hayatta. O bu yarışmayı yahut bu oyunu büyüklerle yapardı Mert. Çocuklarla değil. Çocuklarla ilk yapan benim Türkiye'de. Çocuklara, sizlere uyarladım bunu. Ha, ne yapardı? Çağırırdı sahneye salondaki konuklardan birisini. Onlarla sohbet ederdi. Pekala sohbet ederken neydi oyunun özelliği? Sohbet ettiği kişi, karşısındaki bey veya hanımın ağzından evet veya hayır sözcüğü çıkmayacaktı. Çıktığı anda kaybediyordu, onu yerine uğurluyordu ve bir başka konuğunu alıyordu sahneye. Anlaşıldı değil mi mesela? Anlaşıldı. Evet Mert, başlıyoruz. Başlayalım mı? Başlayalım. 1, 2, 3. Evet Mert, senin adın Mert miydi? Benim adım Mert. Senin adın Mert. Soyadın Yaylalı değil mi hocam? Yaylalı. Ha böyle yapmak asla yok. Ona şöyle diyoruz tamam. Hatta Erkan Yolaç böyle yapanlara seninki o anlama gelmiyor da emme basma tulumba gibi kafanızı böyle öne arkaya sallamak yok derdi. Yani mutlaka bir şey söyleyeceksiniz tamam. Demek isterdi. Anlaşıldı mesela yavrum. Kitaplarla aran nasıl? Güzel. Güzel derken neyi kastediyorsun? Okurum. Okuyorsun. Genellikle çiziyorum. Nasıl? Çizgi roman okuyorum. Yani. Çizgi roman okuyorsun. Evet. Hem çizimimi geliştiriyor hem de böyle yeni karakterler öğreniyorum onlarla. Ha. Ne bileyim hayal gücümü geliştiriyor. Değil mi? Ha, hayal gücünü geliştiriyor. Hem çizimi öğreniyorum dedi. Bana bir mesaj verdi Mert. Ben yanlış anlamadım sanıyorum. Yani şu benim çizgilere, resimlere geçelim. Salim amca bir an önce. Canım benim. Yok aslında öyle demedim. Olabilir canım benim aklıma o geldi. Onu çağrıştırdı. Ne güzel tabii ki geçeceğiz. Pekala. Yani şimdi resim çizmeye ne zaman başladın? Hatırladın kendimi mı? Bildim bileli. Kendini bildim bileli öyle mi? Yani hiç kursa gitmedim şu ana kadar. Yani 1-2 yaşında annem bana kalem vermiş. Hı. Ben de öyle kareli defterlere karalamışım bir şeyler. Böyle kareden mareden adamlar çizermişim. Hı hı. Öyle. Derken
yavaş yavaş güzelleşti. Yani kendini keşfetmeye evet. başladın öyle mi? Evet dedi. Aa. Olur mu oyun ya? Ne güzel değil mi? Eğlenmiş olduk. Canım benim. Tabii Salim amcam böyle tren dolaştırdı konular etrafında. Tabii. Ben oyun bir an gitti zannettim. Şey oldu. Tabii öyle oluyor genelde. Hiç dert değil tabii ki. Şimdi sen, ben oyuncu olsam, sen sunucu olsan, yani pozisyonlarımız sana ters olsa, ya kesinlikle benden de bir evet veya hayır çıkar yani. Canım benim. Evet Mert'in, şimdi gelelim resimlerine. Ama karikatürlerine diyemiyorum. Çünkü bu ara verdik ya az önceki klip sırasında, öğrendim ki çizgilerinden yani karikatürlerinden getirmemiş. Neden getirmedin? Söyle. Unuttum. Unutmuş. Sen unuttun, ben de unutmana üzüldüm. Canım benim. Peki ama bol bol resim getirmiş. Bakın çocuklar. Yani burada neredeyse şu anda biraz daha yaklaştırırsak, evet bu kamerada mıyız? Efendim, evet. Şöyle tutabileceğim. O kadar çok ki görüyorsunuz şu anda ekranınızda çocuklar. Burada mesela oyun kartları var. Sanıyorum 80-100 tane. Değil mi? Bayağı burada var. çeşit resimler var. Bu. Ama çok küçükken yaptığım resimler. Çok küçükken yaptığım resimler. Şimdi çocuklar, tabii ki bunların hepsini tek tek gösteremem haliyle. Ama bu kadar çok getirdiğini göresiniz istediğim için bunları böylece gösterdim. Eyvah. Vay. Bereketli. Aa, sonra yok. Sonra alırız onları. Tamam. Bunları şöylece alıyorum ve yerine koyuyorum. Ama asıl göstermek istediklerime sıra geldi. Bunların arasından ben 3 tane resim seçtim. Ama bu resimleri göstermeden önce Mert sana bir şey söylemek istiyorum. Zaten 5-10 dakika önce de bu konuyla ilgili bir şeyler söylemiştim. Ha, isminizi yazın, tarihini yazın, asla unutmayın. Ürününüz ne olursa olsun demiş idim. Sanki bunları görmüşüm gibi. O sırada görmemiştim. Arada gördüm. Değil mi Mert? Aynen öyle oldu. Nerede? Göstereceğim sizlere de. Nerede? Hatta şimdi göstererek Mert'e sorayım. Resmi görüyorsunuz. Bu kamerada mıyız arkadaşlar? O da çok eskiden çizdiğim bir resim. Tamam görüyorsunuz. Bakın son derece hareketli çizgiler. Yani böyle renk dengeleri sağlanmış. Tabii bunları bilmeyebilirsiniz ama resim kurallarına uygun. Yetenek ortaya çıkmış. Bunu aldım. Fakat ne isim var, ne tarih var, ne yer var. Sen yapmadın bu resmi. Ben yaptım. İspat edemezsin ki senin yaptığını. Yok edebilirim. Aynısını çizerim. Bakmadan. Sen aynısını çizersen o çizdiğin aynısı senin olur. Bunun sana ait olduğunu zor ispat edersin. O belki birazcık ispat edebilir. Ne demek istediğim anlaşılıyor değil mi Mert yavrucuğum? Bir daha unutma aman. Bunlar, bütün bunları yazmayı unutmayın çocuklar. Dedikten sonra bunu, hatta dedim ki Mert'e ya bu çizgiler, sen dedim çizgili idi de zaten çizgiler vardı da bakın çocuklar. Yaklaşık. Ha şimdi şöyle ha, bakın size göre solda, evet yani şu bunu görünce ben zannettim ki bu zaten baskılı bir resim. Onun üzerine boyamış zannettim. Mert'in. Hayır, çizgilerin de tamamı A'dan Z'ye bu resmin tamamı Mert'e ait. O zaman boyamam pek iyi olmadığı için öyle çok kötü, yani boyaması birazcık kötüydü ama şimdi iyi. Hayır, kötü de değil yaşına göre. Tabii ki. Kaç sene oldu bunları yapalım? 3 sene. 3 sene önce 9 yaşındaydın. O yaşa göre gayet başarılısın. Yani resimde yeteneklisin Mert yavrucuğum. Başka bir resmini daha hemen göstermek istiyorum. Fakat buraya bir şeyler yazmışsın ama tarih falan da değil. Şunu da gösterelim arkadaşlar. Hah, gördünüz resmi. Harika. Bir çarpı işareti görüyorsunuz. Orada Mert'e bunu sordum. Teşekkürler arkadaşlar. O özel bir sebep. Evet. Onu açıklayamayız.
Aşk olsun. Yoksa açıklayacağımdan mı korktun? Yok. Söyleyebilirsiniz isterseniz. Efendim? İsterseniz söyleyebilirsiniz. Canım benim. Söyleyeyim mi? İster misin? Olur. Senin için sakıncası yoksa söyleyeyim. Yok. Bir arkadaşımdı bu. Evet, bizim yani arkadaşıymış o yanında üzerine çarpı işareti koyduğu figür. Yani 5. sınıfta onunla küsmüştüm. O yüzden üzerine çarpı attım, ona gösterdim. Çok kırıldı bana ama sonra barıştık. Barıştınız nasıl olsa. Şu anda izliyor arkadaşım. Olabilir mi? Bizi. Olabilir, evet. Ama barıştık diyorsun. Ama şu an muhtemelen izlemiyordur çünkü onlar her hafta sonu sanırım Kaş'a gidiyorlar. Öyle mi? İnşallah seyretmiyordur mu demek istiyorsun? Yok, inşallah seyrediyor zaten. Canım hanım, inşallah seyrediyor. Güzel Mert, harikasın. Tabii bunu, şu rakamlar ne Mert? O bizim oyunda oynadığım bir tane oyun vardı. Onda serverlar diye bir şey var. Orada buluşmak için o şifrelere ihtiyacımız vardı oyunda. Öyle yazıyordum. Aklımda tutamıyorum. Yani bu resimle bir ilgisi, ilişkisi yok. Var mı? O zaman madem resimle ilgisi, ilişkisi yok, buraya neden yazdın? Resmi kirletmiş oldun. Bunu yazacak başka yer bulamadın mı? Elime o geçti sanırım. Değil mi yavrucuğum? Şey bunları abi. Yapmayalım. Bunlar bir disiplin meselesidir aynı zamanda. Dikkat etmek lazım. Nasıl alışırsak çünkü o alışkanlıklarımız öyle devam ediyor. Bir daha yapmayalım. Buna koydum ve üçüncü son resmi. Bu resim daha çarpmış. Al arkadaşlar. Al alalım. Hepsinde de bir kusur var. Efendim? Hepsinde de bir kusur var ama. Kusursuz insan olmaz. Evet. Görüyorsunuz resmi şöyle tuttum. Dikkat ederseniz burada böyle çizgiler var. Atılmış. Şimdi onu soracağım Mert'e. Tamam arkadaşlar. Evet. Burada da çizgiler, renkler, her şey A'dan Z'ye sana ait değil mi? Evet. Peki bu? Ya ne şimdi şey yaptım, resim yaptığım sırada babam arkasına gri fon geç istersen dedi böyle keçeli kalemle. Hı. Ben de geçiyordum sonradan elim acıdı. Çok fazla resim çizmiştim. Hı hı. Kemiğim ağrıdı böyle birazcık. Top çizmekten? Aynen, sinirlendim ağrı. Biraz. Güzel. Sonra da kalkarken masadan kalkacaktım su içmeye. Elime takıldı kalem. Ha. Kalemin şu şeyi. Sonra öyle çizildi bayağı bir. Ben de takıldığı sinirlenen karıldım. Takıldığı için mi çizdin? Sinirlendiğin için mi? Ya ilk başta takıldık elime. Tamam. O yüzden şey oldu öyle. Sonra da sinirlendim, çizmeye başladım. Ha. Bak aslında bu var ya. Bu güzel bir şey, işlem, eylem yaptığın. Neden biliyor musun? Bir şeyi beğenmeyince onu demek ki böyle daha iyisini yapabilirdim. Yaptım da evde ama nerede olduğunu bulamadım. Ayrıca daha iyisini de yaptım sinirlendikten aynen. Sonra. Evet. Bravo. İşte bu kadar. Bazen benim de çok yaptığım olmuştur. Mesela bir kitap çalışması yaparım. Kitap yazıyorum değil mi? Yazıyorum. Diyelim ki 10 sayfa, 20 sayfa, 50 sayfa. Bir türlü içime sinmediği zaman onu sizlere atarım dosyasını. Bilgisayarımdan. Ben eskiden de kağıtları atardım. Tekrar tekrar yazdığım sanıyorum 5 defa tekrar yazdığım kitap olmuştur. Düşünebiliyor musun? Bu güzel bir şey ama. Çünkü beğenmiyoruz daha iyisini yapabileceğimize inandığımız hı hı. için. Değil mi? Mesela ben ilkokulda şimdi bir tane resim çizmiştim. Arkadaşlarıma göstermiştim. Sonra arkadaşım elini aldı yere düşürdü. Niye yere düşürüyorsun dedim. Üzeri birazcık kirlendi. Sen de resimlerine çok değer veriyorsun Mert dedi. Ben de aldım yıktım daha iyisini. Resimlerine çok değer veriyorsun ama Mert. Ama yani değer vereceğim sonuçta. Tabii ki vereceksin. Yani böyle şey söylenir mi ya? Emek veriyorum yani. O kadar. Tabii ki emek veriyorsun. Ayrıca bir yetenek ortaya koyuyorsun. Yani sanat, sanat dediğimiz şey bu. İnşallah ileride ciddi anlamda mesleğin ne olursa olsun. Belki ressam olursun. Mimar olmak istiyorum. Mimar olmak istiyorsun. Ha? Çizgi çok önemli mesela mimarlıkta. Evet. Tabii ki değer vereceksin. Mesela. Evet. Bunu da kaldırdık. Seni tekrar canını, gönülden, yürekten kutluyorum. Mert, çalışmalarının devamını diliyorum. Dedikten sonra artık Kaan abim böyle. İşte Salim abi ben ne zaman tekrar ikinci parçayı söyleyeceğim der gibi bakıyor. Tabii ben öyle anlıyorum. İşin şakası bu. Bu sefer ne dinliyoruz Kaan? Bu sefer dışarıda da çok sevdiğimiz bir şarkı bu. Anlasanız böyle. Biliyorsun değil mi Anlasana şarkısını Mert? Sen de biliyorsun. Bilmiyorum. Bir mırıldanıyor musun? Kendimi esir aldım. Çalmadı yine telefonlar. Alışırım sanmıştım. Çok tatlı bir şey. Bilmiyorum ben. Peki duymamış olabilirsin. Dinliyoruz. Thank you.
kendimi esir aldım. Çalmadı yine telefonlar, alışırım sanmıştım. Yüreğimde sancım var, gel etme nazlı güneş. Sensin gönlüm eş. Beni biraz anlasana. Ölürüm aşkına yar, ölürüm diyar diyar. Beni biraz anlasana. Of, sarıl bana. Beni biraz anlasana. Of, sarıl bana. Beni biraz anlasana. Kendimi esir aldım. Çalmadı yine telefonlar, alışırım sanmıştım. Yüreğimde sancım var, gel etme nazlı güneş. Sensin gönlüm eş. Beni biraz anlasana. Ölürüm aşkına yar, ölürüm diyar diyar. Beni biraz anlasana. Of, sarıl bana. Beni biraz anlasana. Of, sarıl bana. Beni biraz anlasana. Çok teşekkürler Kaan. Aa, sesin de çok iyi. Çok iyi yorumluyorsun. Aynen. Ben de diyorum ki ama yahut çocuklarımız adına daha doğrusu diyorum ki bizi biraz anlasanıza. Anlamıyoruz çocuklarımız. Neyse. Bir anlasak. Peki nasıl anlayacağız? Bol bol konuşarak. Ama biz konuşalım, onlar dinlesin şeklinde konuşarak değil tabii ki. Karşılıklı konuşarak. Bir dakika sonra ara verecekmişiz. O konulara girmek istemiyorum. Mert. Efendim. Eğer bir şeyler icat etmek isteseydin, kafaya taktığın bir şeyler icat etmek. Ne icat etmek isterdin? Hiç düşünmemiştim. Bir düşün bakalım. Bilmiyorum. Muhtemelen... yok, bilmiyorum. Pekala. En büyük hayalin nedir desem? En büyük hayalim astronot olmak. Astronot olmak. Ama mimar olmak istiyorum. O da ayrı bir... Tamam. Asıl meslek olarak belki astronotların da başka başka belki bazılarının en azından meslekleri vardı. Biliyorsun hatta bazı yazarlar, ressamlar için de geçerlidir bu. Çünkü bütün dünyada aşağı yukarı öyledir. Pek Avrupa'da değil ama Doğu dünyasında, bizim ülkemizde de böyledir. Çünkü sanat, kültür, edebiyat deyince maalesef biraz geri plana itildiği için toplum tarafından bu insanlar yeteri kadar geçimlerini temin edemiyorlar. Sanatla, edebiyatla, kültürle, onun için de başka bir meslekleri oluyor. O geçimleri için o mesleklerini icra ederken, yani hayata geçirirlerken bir taraftan da sanatla ilgileniyorlar. Efendim devam edeceğiz bu icat ve hayal konusuna. Biraz aramız var. Aradan sonra çocuklar görüşmek üzere tekrar. We'll be right back.
Bundan önce izlediğiniz gibi bundan sonra da Antalya'daki her türlü olayla ilgili nalına da vuracağız, mıhına da vuracağız. Ben Nihat Toklu. Ben Ali Orhan. Hafta içi her gün 07:30-09 arasında Antalya Gündem programında sizlerle birlikteyiz. Artık gezme zamanı. İstikamet Kemer tarafıysa yakıtınızı iPad'den alın, güler yüzlü kaliteli hizmetle tanışıp uygun fiyat avantajları sayesinde sürekli alımlarda yakıt alırken bile kâr edin. iPad, LPG'de her zaman en düşük fiyat. ...78.06... Ürünümüz her zaman pazarda yerini koruyan bir ürün. Her zaman farklılığını hissettiriyor. Raf ömrü uzun olan bir ürün. Pazarda fiyat farkıyla da önde bir ürünümüz. Kalite ve güvence olarak da her zaman tüketiciye tavsiye edebileceğimiz bir üründür. Çok güzel renk vardır. Çok güzel raf ömrü vardır. Pazarda yeri oluşmuştur. Bu 78.06'nın ilerleyen yıllara kadar çeşidin devamlı pazarda yer alacağına inancımız vardır. Ve kazançlı bir üründür. Tonaj olarak çiftçimize kazandırıyor. Biz de komisyon olarak sattığımız ürünlerde kolay sattığımız için pazarda yerini rahat alıyoruz. Lezzet var, kırmızılıkla ve tonajın da tüketiciye kazandırıyor, üreticiye kazandırıyor. Kalitesiyle, lezzetiyle 78.06'ya daima güveniyoruz. Bir fide kolay yetişmiyor. Alın teri emek istiyor. Kolaya kaçmadan sabırla çalışma istiyor. O zaman topraktan bütün bereketiyle rızık olup fışkırıyor. Bereket fide, bereketli fide. Bereket için mutlaka bereket fide sipariş formuyla birlikte isteyin. Çünkü bereketi döktüğümüz alın terinde. Yeni semt, yeni restoran, aynı lezzet. Tandır, çorba, ızgaralar ve kömür ateşinde döner. Yeni yerinde sizleri bekleyen efsane lezzetler. Uysal Antalya Kuyu Tandır, Döner ve Çorba. Sobacılar Çarşısı'ndan sonra şimdi de Lara'da. Ekranlarında severek izlediğiniz Esnafın Gerçeği yeni saatinde izleyicileriyle buluşmayı sürdürüyor. Kaç yıldır yapıyorsun böyle bu işi? Vallahi bu asırlardır. Ben çocukluğumdan beri bu Sütlen köyünde bu yapılıyor. Allah sana uzun ömürler versin. İnşallah bir dahaki seneye gelme görüşürüz. İnşallah. Esin Beste'nin hazırlayıp sunduğu Esnafın Gerçeği, esnafın sıkıntılarını ve isteklerini ekrana taşıyor. Esnafın Gerçeği her pazartesi saat 19'da sizin için kanal ve ekranlarında. Makro ve Uyum'da bu hafta süper indirimler sizleri bekliyor. 16 Aralık tarihine kadar 30 lira ve katları alışverişlerinize 43'lü Fairy Platinum tablet sadece 19 lira 90 kuruş. Makro, bu ülkenin marketi. E
esnaflar, memurlar, işçiler, emekliler, gençler, ülkemizde yaşayan yerleşik yabancılar. Merak ettiğiniz her konuda Selim Erol'la Sosyal Güvenlik Saati'nde ben de buradayım. Selim Erol ile Sosyal Güvenlik Saati Salı günü saat 20'de canlı yayında sizin için Kanal V'de. Turizmle yatan, turizmle kalkan şehir Antalya. Her şeyden etkilenen turizm sektörü neredeyse hayatının tüm dinamiklerini etkisi altına alıyor. Turizm sektörüne dair en objektif değerlendirmeleri ve saptamaları 2016-2017 yayın yılında Turizmin Başkentinden programında konuklarımla yapacağım samimi sohbetlerde sizlerle buluşturacağım. Zevk alacağınızı umduğum programımız Turizmin Başkentinden her salı Kanal V ekranlarında saat 21'de canlı olarak sizlerle. Mert. Evet, Mert. Bak uyaklı oldu. Nerede kalmıştık? Hayallerde, icatlarda. Evet. Ne diyeceksin? Nedir icat etmek istediğim şey var mı? Bu arada düşündün mü? Yok öyle ama sanırım yok aklıma gelmedi. Ama astronot olmak evet. Aynı zamanda istemiş idin. Evet. Peki uzayla ilgili falan bir şeyler kafanda pek doğmuyor mu icat etmek? Ya şöyle bir şey olsa uzayda ya da astronotla ilgili plan gibilerden bir şey şu anda aklına geliyor. Gelmeyebilir. Bir şey demiyorum. Pekala. Şu anda hangi kitaplar elinde okumakta olduğu? Okumakta oldum. Jules Verne'in kitapları var. Kimin? Jules Verne. Jules Verne. Jules Verne okulur. Ha, deniz altında 20 bin ferzah filan ben de okumuştum tabii o romanları. Ama sen onun çizgi romanı. Yok hayır şey normal kitap. Çok iyi, çok iyi. Bana çok önceden doğum günümde vermişti babamın bir tane arkadaşı ama okumamıştım şimdi en azmış. Şimdi okuyorsun tamam. Aynen. Önemli tabii ki. O da olabilir. Sırası şimdiymiş. Şimdi gelmiş sırası o aynen. Kitabın demek ki. Peki sabahları uyanınca ilk iş olarak ne yapıyorsun? Yataktan uyandın ve kalktın. Su içmeye gidiyorum. Hı? Su içmeye gidiyorum. Peki ondan sonra? Dişlerimi fırçalıyorum. Yüzümü yıkıyorum. Filan filan. Yemek yiyorum sonra. Ama bu ara acaba söylemeyi unuttum. Çünkü ben senin o işi yaptığına inanıyorum. Senin gibi bir çocuğun mutlaka yapmıştır diye düşünüyorum. Yataktan uyandın, kalktın. Belki de dişini temizledikten sonra falan da olabilir. Yapılacak olan bir şey vardı. Yatağı toplamak. Topluyor musun? Hayır. Beni mahcup ettin. Annem topluyor genellikle yatağı. Şimdi bak, burada sen toplayacak olursan, evet çocuklar sizler toplayacak olursanız iki tane büyük fayda ortaya çıkıyor. Bir, annenize yardım etmiş oluyorsunuz. İki, kendinizi biraz disiplin altına almış oluyorsunuz. Değil mi Mert? Evet. Tabii, bu çok önemli. Şimdi senden yarından itibaren yatağını toplayacağına dair söz almak istiyorum. Söz veriyorum. Bravo, çok teşekkürler. Söz veriyor musunuz çocuklar? Çocuklar sizler de söz veriyor musunuz? Söz verin. Hem anneniz için hem kendiniz için. Zaten annelerinizin bin bir çeşit işi var, yoruluyorlar. Eşler olarak yeteri kadar bunların farkında değiliz. Bakın ben de bir eş olarak söylüyorum. Çocuklar olarak farkında değiliz. İnanın değiliz. Benim başka bir kitap çalışmam da var. Nedir biliyor musun? Adını söyleyeyim sana. İlk defa da burada söylüyorum. Kadın olmak. Burada kadın olmanın zorluklarını anlatmaya çalışıyorum Mert. Daha çalışmam devam ediyor. Bunu da eşimden hareketle. Eşimin yaşadığı yani her kadının yaşadığı zorluklar tabii. İnanılmaz. İnsan şöyle bir
dikkat ettiği zaman bunun farkına varabiliyor. Biz erkekler ne yapıyoruz? Beyler, beyefendiler, sözüm bana. İşte sabah işe git, işte orada biraz işle meşgul ol, biraz lak lak et, biraz tarla at, biraz bilmem ne yap, gel eve, kurul koltuğa, aç televizyonu, seyret dur. Hanım orada sürekli, anneler yani, akşama kadar çalıştıkları, bir de iş kadını ise hele hele, haydi bakalım buyurun cenaze namazına. Evet, evet. Onun için çocuklar, Mert yavrucuğum, aman annelerimiz için elimizden ne geliyorsa yapalım. Annelerimiz çok fedakar. Hiç de şikayet etmezler. Her şeyi yapmak için koşar dururlar. Çocuklar da bunu görünce farkına varmıyorlar annelerinin. Ben de varmamışımdır mutlaka, onu da söyleyeyim bak, kendimden pay biçiyorum. Farkına varmayınca da çocuklar kafalarına göre takılmaya, anneler de yorulmaya devam ediyor. Onun için sana da söylüyorum Mert, çocuklar, arkadaşlar, canlarım, yurttaşlarım. Bizi yurttaş yapan sevgili Atatürk'ümüzü de bu arada anarak geçiyorum. Onun için bilhassa sizlere yurttaşlarım diye hitap etmek istiyorum ve de ediyorum. Bütün bu söylediklerimin üzerinde durup biraz düşünelim diyorum. Bu konuda sen ne diyorsun Mert? Haklısınız. Değil mi? Evet. Değil mi? Aman hocam. Ha söyle. Neyi? Bir şey mi söyleyecek? Hayır. Değil. Ben öyle zannettim. Şimdi dedikten sonra gene lafı fazla uzatmadan bir klip dinleyelim istiyorum. Bu klibe bayılıyorum. Evet. Çünkü şimdi az sonra hemen sözümü bitirince sen de burada seyredeceksin, izleyeceksin Mert. Burada Soner Arıca var, bir de çocuk var. Adı da Kuzey. Kuzey benim torunumun da adı. Çok da benziyor beden dilleri. Ben biraz daha fazla seviyorum o sebepten dolayı galiba. Ama çok sıcacık, nefis bir yetişkin ve çocuk arkadaşlığını şarkı söyleyerek ortaya koyan bir klip. Evet çocuklar, evet Mert, evet Kaan. Hep beraber Soner Arıca'yı dinliyoruz. Olsa olsa sabah olup uyanınca her şey aynı kalsa. Beni unuttu sanmıştım, bir de baktım ki işte orada orada. Anladım ki çok yanılmışım, beni seviyormuş oysa. Onun sesi, tetendesi geri gelmiş demek. Sensiz diyor yaşanmıyor, aşk bu olsa gerek. Arıyor, beni soruyor, ayıldı inşallah. Hey, neler oluyor hayatta? Bir de şu rüya gerçek olsa olsa, sabah olup uyanınca her şeyine aynı kalsa. Uzun desem uzun değil, bir yollar önümde. Yeşil desem yeşil değil, beyaz elbise. Gümüş desem gümüş değil, altın yüzükle. Bana bakıyor, gülümsüyor, hayırdır inşallah. Hey! Neler oluyor hayatta? Bir de şu rüya gerçek olsa olsa, sabah olup uyanınca her şey aynı kalsa. Neler oluyor hayatta? Bir de şu rüya gerçek olsa olsa, sabah olup uyanınca her şeyine aynı kalsa. Yaşanmıyor, aşk bu olsa gerek. Karanlıkta, sokaklarda, elinde bir çiçek. Beni arıyor, beni soruyor, ayıldı inşallah. Hey! Neler oluyor hayatta? Bir de şu rüya gerçek olsa olsa, sabah olup uyanınca her şey aynı kalsa. Neler oluyor hayatta? Bir de şu rüya gerçek olsa olsa, sabah olup uyanınca
her şeyin aynı kalsa. Ah, yakalandım galiba. Nasıldı Mert? Çok güzeldi. Çok hoş ya. Sözler çok hoş. Klibi çok yani. Çocuk klibi güzelleştiren o Kuzey. O çocuk. Ne güzel de söylüyor. Aynen. Ne kadar masumiyet. İyilik dolu, güzellik dolu bir dünya. Aa, şu dünyayı çocuklar idare etseydi çok daha güzel olurdu. Bu kadar kötü olmazdı diyorum. Ne dersin bu konuda? Olabilir. Vallahi ya. Şimdi Sokrat vardı, meşhur bir filozof, Yunan filozofu. 2500 sene önce yaşamış. Diyordu ki, ya yöneticiler filozof yani düşünür olmalı ya düşünürler yönetici olmalı ülkeler için. Ben de diyorum ki, ya yöneticiler çocuk olmalı ya çocuklar yönetici olmalı. Kesinlikle bugünkü dünya kadar kötü olmazdı, daha iyisi olurdu. Aha, buna belki şu anda birçok anne, baba yahut yetişkinlerden bazıları abarttığını zannetmiştir. Ben buna inanarak söylüyorum. Abarttığını zannediyorlar çünkü sizleri yeteri kadar tanımıyorlar. Mert, ben çok iyi tanıdığımı söyleyebilirim. Çünkü bu 15-18 senedir 200 bin civarında arkadaşınızla bir araya geldim. Salonlarda, muhtelif yerlerde. Ve ne örnekler gördüm. Az önce senin mantık soruma anında pat diye verdiğin doğru cevap gibi sana benzeyen nice örnekler gördüm çünkü. Neyse. Dedikten sonra müzikle aran nasıl Mert? İyi. Mesela iyi derken neyi kastediyorsun? Aç biraz. Müzik sorayım. Dinlerim. Efendim? Müzik dinlerim ama söyleyemem. Hangi müzikler, hangi parçalar dinliyorsun, söylüyorsun? Genellikle İngilizce şarkılar dinliyorum ben. Arkadaşlar. İngilizce şarkılar, tamam. Türkçe şarkılardan? He? Peki yok mu? Türkçe şarkı. Hı. Ya, yani Türk müziğini dinlemiyor musun? Kendine göre tabii diyelim ki ona göre şarkılar. Dinliyorum. Sana hitap eden. Ama aklıma gelmiyor. Şimdi ismi aklıma gelmedi. Gelmeyebilir. O da normal. O da normal. Peki türkülerle aran nasıl? Biraz iyi. He? Biraz iyi. Dedemden biliyorum. Ha, deden söylüyor mu zaman zaman? Mırıldanır mı? Söyler evet. Mi türkü? Aman ne güzel ya. Hayatta hala değil mi? Hı-hı, Allah evet. Gözünden versin. Güzel. Şu anda izliyor mu seni? Dedesi izliyor musunuz? İzliyor olabilir. İzliyor olabilir. Bir haber verdin ama. Evet verdim. O zaman mutlaka izliyordur canım. Değil mi yani? Torununun oturmuştur şimdi bir taraftan. Dedene de merhaba diyelim. Canım benim. Evet dedikten sonra. Şimdi şöyle notlarıma bakarken başka bir notumu gördüm. Kahkaha diye yazmışım. Oo, vaktimiz daralıyor ya. Bir kahkaha atmak ister misin? Olur. Aa harikasın vallahi. Benim bir deneme yapmama gerek yok. Başla diyeceğim, başlayacaksın. 1, 2, 3, başla. Oldu mu? Canım çok güzel oldu vallahi. İnşallah hep gülesin. İnşallah hep gülesiniz çocuklar. Bütün hayatınız boyunca. Dedikten sonra, evet. Oo ne kadar çabuk geçiyor vakit yahu. Değil mi? Efendim? Demin diyorum. Sanki başarılı hiç olmamış gibi bir program. Nasıl yani? Çok hızlı geçti zaman. Zaman evet. Evet evet hep öyle oluyor. Ne yapalım? Çok güzel vakitler. Güzel. Hızlı geçiyor maalesef. Neyse. Şimdi. Evet. Kaan. Gene geldik sana. Değil mi Mert? Kaan'ı dinleyelim diyorum. Evet. Başımız hareket yapalım. Sevdan olmasa. Sevdan olmasa. Evet. Dinliyoruz. Ben de bu cehennem gibi yürek olmasa, ben de deli rüzgar gibi hasret olmasa, biri de cana can katan o sevdan olmasa,
sevdan olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa, ah bu hayat çekilmez, ah bu hayat çekilmez. Sen olmasan canım, ah bu çile çekilmez, ah bu hayat çekilmez, ah bu hayat çekilmez. Sen olmasan canım, ah bu çile çekilmez. Bende bitip tükenmeyen umut olmasa, Ferhat'ın dağları delen sabrı olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa, bir de cana can katan o sevdan olmasa, sevdan olmasa, ah bu hayat çekilmez, ah bu hayat çekilmez. Sen olmasan canım, ah bu çile çekilmez. Daha teşekkürler ya. Çok mu çilelisin? Çok mu çile çektiriyorlar sana Kaan? Canım benim. Evet, programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Hatırladığım mantık sorusunu Mert. Tekrarlıyorum, senden de cevap istiyorum. Bakalım ne diyeceksin? Cümlemiz şuydu. Tekrar ekrana gelebilir arkadaşlar. Dükkanın birinde ekmek bedava satılıyordu. Geldi. Dükkanın birinde ekmek bedava satılıyordu. Nedir bundaki mantıksızlık? Ya dükkanda nasıl bedava ekmek satılsın yani? Dükkanda ekmek satılabilir de bedava satılıyordu. Neden? Aklıma şey oldu ama söylemedim. Bak tekrar diyorum. Dükkanı falan bırakalım. Ekmek bedava satılıyordu. Ekmek bedava satılıyordu. Bundaki mantıksızlık nedir? Diğerinden daha kolaydı bu. Zorunu bildin. Bir şey bedavaysa satılmıyordur. Satılıyorsa fiyatı vardır. Değil mi? Evet. Çaktın değil mi? Evet. Ya ben de onu demeye çalışıyorum da. Nasıl ima edeceğimi şey yapalım. Ya. Çocuklar çok okumalısınız. Çok okumalısınız. Zekanız yüksek. Yakalıyorsunuz. Ama bunu ifade etmeye sıra gelince, bunu bütün hemen hemen çocuklarda gördüm, arkadaşlarınızın büyük çoğunluğunda gördüm. İfade etmeye, açıklamaya gelince çok zorlanıyorsunuz. Yani yaratıcı sizlere çok büyük zekalar vermiş. Ama o zekaları geliştirmeniz lazım. Nasıl? Okuyarak. Dilinizi, Türkçenizi geliştirmeniz lazım. Nasıl? Okuyarak. Vaa! 5 dakikamız mı kaldı? Sadece 5 dakikamız kaldı. Andımızla beraber mi? Zaten 3,5 dakika andımız var arkadaşlar. Tamamı mı Yunus Emre? 5 dakika. Ne diyor arkadaşlar? Tamamı 3 dakika mıymış? Evet çocuklar, şimdilik programımızın sonuna gelmişiz. Benim saat de biraz geri kalıyor galiba. Beni onun için aldattı. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Kaan sana da, Mert sana da yavrucuğum. Hayatta başarılar diyorum ikinize de. Dedikten sonra birazcık büyüklerimizle hasbihal, yani sohbet, muhabbet etmek istiyorum. Ne diyerek? Ah şu büyükler diyerek. Sizlerin de çocuklar, sizlerin de dinlemesinde bir sakınca yok. Bazı büyükleriniz sakınca olduğunu zannedebilir, düşünebilir. Ama ben olduğuna inanmıyorum. Hepinizin aklına, zekasına güvendiğim için. Ve şu büyükler. Sevgili anneler, babalar. Üniversitede konferans veriyorum.
Ve soruyorum bazı sorular. Mesela örnek vereyim. Kendisini şu veya bu alanda başarısız gören kimse var mı aranızda diyorum. Bir veya iki parmak kalkıyor. Liseli çocuklarla buluşuyorum. 5-10 parmak kalkıyor. Ortaokul çağındaki çocuklarımızla buluşuyorum. 20-30 parmak kalkıyor. İlkokul çağındaki çocuklarımızla buluşuyorum. 40-50 parmak birden kalkıyor. Yani kalkan parmaklar sınıfları yahut da yaşları ilerledikçe azalıyor, neredeyse sıfıra varıyor. Peki bu ne ortaya koyuyor? Çocuklarımız küçük yaşlardayken fevkalade özgüvenli olan, medeni cesareti olan insanlar. Onun için kalkıyorlar, soruyorlar, parmaklar kalkıyor, söz almak istiyorlar. Ama yaşları ilerledikçe de dediğim gibi maalesef bu özgüvenlerini, medeni cesaretlerini kaybettiklerini görüyoruz. Veyahut çok azaldığını görüyoruz. Peki burada bizim anneler, babalar, yetişkinler ve öğretmenler olarak hiçbir sorumluluğumuz yok. Tam tersine sorumluluk tümüyle bize ait. Sebebi biziz. Ne ekersek onu biçeriz. Nasıl yetiştirirsek çocuklarımız da öyle gelişme gösterirler, öyle yetişirler. Çünkü çocuklarımıza güvenmiyoruz. Anne babasının dahi kendisine güvenmediğini gören, hisseden, bilinç altında farkına varan bir çocuk kendine nasıl güvenecek? Bana annem babam bile güvenmiyor ki ben kendime güvenebileyim diye aklından geçirmeyecek mi? Bilinç altında en azından bunu hissetmeyecek mi? İşte bu yaklaşımımız yüzünden ne yazık ki o fevkalade cevval, yaratıcı, zeki, evet son derece sosyal o küçük yaşlarda olan çocuklarımızı bu şekilde kendi ellerimizle söndüre söndüre üniversiteye uğurluyoruz. Üniversitede de kalkan parmaklar neredeyse sıfıra iniyor. Öyle olunca da hayata atıldıkları zaman asıl bunun zararını o zaman görmeye başlıyorlar. O nedenle diyorum ki çocuklarımıza güvenelim. Ama bu nasıl olmuyor? Güvenmemiz için onları bilmemiz, tanımamız gerekiyor. Yani güveni hak ettiklerinin farkına varmamız gerekiyor. Farkına varmak da onlarla oturup bol bol sadece ben çalayım o oynasın şeklinde, yani ben konuşayım o dinlesin şeklinde değil. Birbirimize büyükler olarak, yetişkinler olarak nasıl konuşuyorsak, nasıl sohbet muhabbet ediyorsak evlatlarımız ile de aynen öyle konuşarak, öyle sohbet ederek. İnanın yarım saat, belki de en çok bir saat içinde, unutmayın sözümü, evladınızın meğer neymiş benim evladım yahu denilecek bir evlat olduğunu göreceksiniz. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Yeah.